Merhaba arkadaşlar, ben Eskişehir Fuji Film Showroom'dan Onur. Ben Ozan. Bugün yanımızda Eskişehir'in önde gelen fotoğrafçılarından Hadi Musavi var. Hadi abi, hoş geldin. Daha doğrusu biz hoş geldik. Siz de evet, stüdyomuza hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Bugün böyle bir ziyaret yapalım dedik. İyi yaptınız. Bugün sizinle birlikteyiz. Güzel, keyifli bir sohbet gerçekleştireceğimize inanıyorum. Umarım abi. Buyurun. Ufak başlayalım abi. Tamam, başlayalım. Dün bir çekim yaptık. Biz de senin yanındaydık o çekimde. Hı-hı. Birazcık senden bu çekimin bir e-ticaret fotoğrafçılığıydı. Hı-hı. Bu konu hakkında bir bilgi alalım sizden, senden. Nasıl oluyor bu e-ticaret fotoğrafçılığı? Ya şimdi öncelikle e-ticaret fotoğrafçılığı gün geçtikçe daha da artıyor. Talep arttığı için. Yani biliyorsunuz özellikle bu Covid döneminden sonra işte bu online satışlar vesaire bayağı patlama yaptı. Birçok firma mağazaları kapattı, online'a geçti. Dolayısıyla durum böyle olunca e-ticaret fotoğrafçılığı da gün geçtikçe artıyor. Biz de tabii firmaların beklentilerini karşılamamız için, onlara uyum sağlamak için biz de kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Kısacası e-ticaret durumu şu an böyle gelişmekte olan bir alan. Peki abi, bu e-ticaret fotoğrafçılığında dikkat edilmesi gereken şeyler neler sence? Yani sen nelere dikkat ediyorsun abi, bu sonuçta ticari bir çekim, satışa yönelik bir çekim oluyor. Aynen. Nelere dikkat ediyorsun abi? Yani şimdi sen de dediğin gibi ticari bir çekim olduğu zaman patron, müşteri, öncelikle müşterinin beklentilerini karşılamamız gerekiyor. Burada ürünün gerçekliği çok önemli. E-ticaret olduğu için hani insanlar yani şöyle internet söyleyeyim. İnternet üzerinden alıyorlar. Aynen, internet üzerinden. Yani sanal ortamdaki aslında vitrin haline gelmiş. İnsanlar orada ürünü, detayını, rengini, ışığını vesaire her şeyin net bir şekilde ve doğru görmesi gerekiyorken ona göre satın alacak çünkü. Dolayısıyla müşteriye temiz bir iş teslim etmeniz öncelikle sizin için de avantaj. O firma daha çok satış yaparsa daha çok iş yapmış oluyorsunuz. Daha çok ürün geliyor. Tabii yani ürünün rengi, dokusu. Tabii onlar çok onlar önemli. Çok önemli. Bu konuda piyasada görüyoruz biz maalesef. Hani biraz e-ticaretin çok da farkında olmayan işler görebiliyoruz. Aslında burada şeye kaçmamak lazım değil mi abi? Bu tarz fotoğraf çekimlerinin ya da bu tarz şeyli projelerde masraftan kaçınmamalı. Yani tabii, ışık çok önemli, ekipman kesinlikle çok önemli. Yani şu an mesela benim tercih ettiğim e-ticaret fotoğrafçılığında kullandığım makine GFX 100 kullanıyorum. Neden kullanıyorum? Bir kere doğru renk, doğru ışık alabiliyorum. Ondan sonra çözünürlükten dolayı şöyle diyorlar bazıları, hani orta formata gerek var mı? Var evet. Tek boydan çektiğim bir fotoğrafı müşteriye pantolon olarak da teslim edebiliyorum. Üstün crop şansı veriyor sana. Crop şansı veriyor. Ondan sonra dinamik aralığı sayesinde, ki bu e-ticarette çok önemli. Bazen bazı ürünleri çekim esnasında rengini tutturamayabiliyoruz. Işıklar etkiliyor veya diş çekimdeyseniz falan. O zaman düzenleme kısmında çok ciddi kolaylık sağlıyor. Zaman zaman T4 de kullanıyoruz. Hız gerektiren durumlarda veya işte daha pratik olmak açısından. Ama çoğunlukla kullandığım makine bu. Ve bu makinenin de çok avantajını yaşıyorum daha doğrusu. Peki abi, bu e-ticaret çekimlerinde bildiğimiz kadarıyla bir beyaz fonda çekilmesi gereken durumlar oluyor. Bunlarla ilgili birkaç şeyden bahsedebilir misin? Ya şimdi dediğimiz gibi sanal yani e-ticaret ortamında beyaz fon şöyle çok tercih ediliyor. Piyasadaki satış ortamları, işte en büyük mesela Amazon olsun, işte Trendyol olur, isimlerini vermekte sıkıntı yoktur önünde. Buna benzer birçok platformda. Yani aslında onların belirlediği şeyler, kurallar geçerli. Tabii bu da zamanla değişebiliyor. Mesela önceden Trendyol tamamen beyaz fon istiyordu. Şimdi bu reklam pazarlama kısmında, dijital kısmında daha doğrusu, artık renkli fonlar veya dış çekim gibi ne bileyim aksesuarlı fonlar tercih edilmeye başladı normalde. Hatta belki 1-2 sene öncesine kadar beyaz fon dışında kabul etmiyor Trendyol. Çok da dikkat ediyordu buna sanırsam. Aynen, kesinlikle. Evet. Mesela bizim çalıştığımız firmalar vardı. Gri çekmiştik. Gri kabul etmemişlerdi daha doğrusu. Gri, krem vesaire. Kesinlikle beyaz olması lazım mesela. Bu şimdi artık değişti. Tabii
sanırım biraz da politik bir durum var. Firmanın büyüklüğüne göre daha çok tolerans sağlayabiliyorlar. Hı-hı. Mesela şeyde Amazon'da tamamen beyazdır. Başka renk bildiğim kadarıyla şu ana kadar kabul etmiyorlar. Sonra bir de boyutları da çok önemli. Mesela Amazon'da genellikle kare çok kullanılıyor. Hı-hı. Burada yani platformların dışında ürün de çok önemli. Hani ürün dikey mi çekmem gerekiyor, kare mi, yatay mı? Bu ürüne göre değişiyor. Mesela mobilya fotoğrafçılığında tamamen yatay fotoğraflar hı-hı. siteye yükleniyor. Bir konsept var orada. Aynen, konsept çekmen lazım. Bir ev ortamıdır, bir dükkandır vesaire. Orada mecburen yatay çekmen gerekiyor. Mesela giyim sektöründe tamamen dikey. İşte mücevher, küçük eşyalarda falan onlarda kare tercih edilebiliyor. Hı-hı. Yani bunu ona göre devam etmen lazım. Bir ürün çekimini, bir kıyafet çekimi kare şeklinde yapamazsın hı-hı. veya mobilya çekimi dediğim gibi dikey yapamazsın. Yatay yapman gerekiyor. Bu gibi şeyler var, durumlar var. Bunda tabii şöyle bir durum var. Firmalar, yeni başlayan firmalar özellikle bu konuda çok bilgi sahibi olmadıkları için fotoğrafçıya bırakıyorlar bu işi. Sonra fotoğrafçının da bilgisi yoksa sonra sıkıntı yaşamaya başlıyorsun. Bu çekip müşteriye verdiğin fotoğrafın boyutuyla ilgili işte kare mi, yatay mı, dikey mi sonra diyorlar ki işte bunu Trendyol kabul etmedi gibisinden. O yüzden fotoğrafçıların da bu konularda güncel bilgilere sahip olmaları gerekiyor. Aslında bir nevi danışmanlık gibi de tabii, göreviniz var ama. Çok güzel bir noktaya değindin. Yeni başlayan firmalar hani sadece bizden fotoğraf istemiyor. Hatta pazarlama ile ilgili de bizden fikir almaya çalışıyorlar. Çünkü hani adam biliyor ki ben bir sürü firmayla çalışıyorum. Diğer firmalar nasıl yapıyor bu işi diyorlar. Yani satışları nasıl artırabiliriz? Diş çekim mi, iç çekim mi, beyaz fon mu, işte renkli fon, evet. Fon mu? Onlar da bize danışıyorlar. Biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Peki abi müşteri tarafından dış çekim mi yoksa bu beyaz fonda çekilen fotoğraflar mı daha çok ilgi çekiyor? Ya müşteri de aslında sonuca bakarak hareket etmeye çalışıyor. Dış çekim niye çok beğeniliyor? Çünkü izleyici işte Instagram olsun veya işte bu pazarlama siteleri vesaire fotoğrafa baktırıyor aslında. Şimdi düz bir beyaz bir fondansa arkada atıyorum bir sahilde bir kumsalda çekilen bir fotoğraf. Müşteri daha çok bakıyor, dikkat ediyor. Dolayısıyla firmalar da aslında dış çekimi daha çok seviyorlar. Çünkü farkındalar yani insanların daha çok dikkat ettiğini. O yüzden mesela Trendyol artık dış çekimler falan da kabul etmeye başladı. Önceden dediğim gibi yoktu. Şimdi mesela dünkü çekimde siz de buradaydınız. Firmaya hem burada beyaz fonda da çektik. Bazı özel ürünleri dışarıda da çektik. Muhtemelen daha önce olduğu gibi dış çekimde çekilen fotoğraflar daha çok satış yapacak. Ama hani şöyle bir dezavantaj var. Şimdi mesela dün 150 tane ürün çektik. Bunun hepsini dışarıda çekmeye kalksak 3 gün 150 çok ciddi bir rakam. Tabii. Yani aslında 150 gerçekten ciddi bir rakam. Burada prodüksiyon çok önemli. Evet. İşte dün kaç kişiydik? 6-7 kişi çalıştık modelle birlikte. İşte asistanlar vesaire. Bunun ulaşımı var. Dışarıda işte üstünler de değişecek. Ondan sonra ürünlerin ütüsünü bozmadan vesaire. Bunlar hepsi çok önemli şeyler. Dolayısıyla yani teknik olarak zor olduğu için hala beyaz fonla devam eden firmalar var. Ürün sayısı az olunca tamamen dış çekim yapıyoruz. Tabii ama burada mesela iç çekimde yaptığımızda abi tabii bu senin çok deneyimli bir şeydesin bu şeyde sektörde ama model de mesela hızlı bir şekilde üstünü değiştirip tabii. içeride giyebiliyor ama dışarıda çok mümkün olmuyor. Aynen. Bunların hepsi birbirine bağlantılı şeyler. Yani bizim daha önce bir çekimimiz oldu burada. Buraya kumsal yaptık. Bir ton deniz kumu geldi buraya. Plaj yaptık daha doğrusu. 12 kişi çalıştık burada. Evet. 2 gün çalıştık. Herhangi bir sıkıntı, bir problem olduğu zaman bundan sorumlu olan kişi fotoğrafçıdır. Evet. Yani benim elimde olmayan bir şeyden dolayı da müşteri işin sonunda
Ya keşke şöyle olsaydı, keşke şunu da yapabilseydik diyebiliyorlar. O yüzden işin organizasyon kısmı da çok önemli. Çünkü bu işler maliyetli işler. Yani bizim bir işimiz bir gün daha sarkarsa en ufağından 400-500 dolar modelin ücretini düşün ertesi gün için. Ondan sonra işte çalışanlar var vesaire. Bizim çalışma ücretimiz var. Dolayısıyla sıkıntısız çekimi götürebilmek çok önemli, öyle söyleyeyim. Peki abi, çekim öncesinde ne tür hazırlıklar yapılıyor? Şimdi şöyle, ürüne göre değişebiliyor. Bizim işte az önce bahsettiğim gibi burada plaj çekimi yaklaşık 2 hafta hazırlık gerektirdi. İşte İzmir'den deniz kumu geldi, kamyonla buraya taşıdılar. Elemanlar gelip buraya şey yaptı falan. Demek istediğim bu, ürüne göre değişebiliyor. Mesela kıyafet çekimi varsa ürün sayısına göre 1-2 gün önceden teslim alıyoruz. Bunları düzgün bir şekilde asistanlar ütülüyorlar. Ondan sonra kombinlere ayrılıyor. Çekimden önce müşterinin kesinlikle şeyini örnek fotoğraf veya storyboard olarak istiyoruz. Çünkü çekiyorsun günün sonunda veya öğlen geliyor, diyor ki ya biz böyle değil şöyle istiyorduk diyorlar. Böyle sıkıntılar yaşamamak için şey diyor, sen nasıl fotoğraflar istiyorsun, onları alıyoruz müşteriden. Tabii birebir aynısını yapmak niyetiyle değil, üstüne bir şeyler koyarak hem tarz olarak hem kalite olarak, mesela bana gelen ürünü bu makineyle çektiğimde farklı bir şey de ortaya çıkabiliyor. Bir şeyler katarak biz de müşterinin isteği doğrultusunda çekime devam ediyoruz. Bunları önceden konuşmazsanız çekim sonrası sıkıntı yaşarsınız. Bazı şeylere çok net konuşmak gerekiyor. Ürün sayısı şu kadarsa şu kadardır. Sadece burada çalışan ben değilim. Elemanlar var, onların emeği var. Modeller geliyor, yabancı modeller geliyor. 8 ila 10 saat çalışma süreleri var. 10 saatin üstüne geçtiği zaman ama ek ücret öderseniz şunu da giyerim yoksa çıkarırım diyor. Dolayısıyla bunları başta iyi organize etmeniz lazım. Sonra az önce dediğim gibi sorumlu siz olursunuz. Ya işte 100 ürün dediniz de işte hani 50 tane çekebildik. O yüzden bunları başta müşteriye iyi anlatman gerekiyor. Mesela erkek kıyafetinde daha hızlı olabiliyoruz ama kadın kıyafetinde durum farklı oluyor. Çünkü saç makyaj yenileniyor, evet. Ürüne göre makyajı değişebiliyor vesaire. Bunları hesaba katmanız lazım. O yüzden hani kesinlikle biz 100 tane ürün çekeceğiz diye şey konuşmuyoruz. Hani müşteri bize örnekleri gösteriyor. Diyorum ki böyle bir şey istersen şu kadar tahminen ürün çekebiliriz. Burada bizim de hızımız önemli tabii ama modelin hızı çok önemli, uyumu çok önemli. Abi peki bu ücretlendirme konusunda nasıl bir politika izliyorsunuz? Yani bunun belli bir şeyi var mıdır? Ya yazılı bir kuralı yok. Aslında çok sorulan bir soru. İşte direkt soruyorlar. İşte şu kadar ürün vardı, ürün başına ne kadar fiyat veriyorum? Öyle bir şey yok. Ürün ne bir kere? Şimdi ben atıyorum bir bardak çekeceksem ona göre fiyat veriyorum ama kıyafetse, çünkü bir gün önceden geleceğim ben onun ütüsünü yapacağım, işte ajansla modelle uğraşıyorsun vesaire, bunların hepsini hesaba katarak fiyat vermen gerekiyor. Çünkü burada sonuçta ürün sayısı değil, onun önce hazırlığı, ne bileyim ne kadar emek verdiğin, işte prodüksiyon vesaire, onları da hesaplaman gerekiyor. O yüzden hani ürünün önce ne olduğuna bakmak gerekiyor. Sonra müşterinin ne istediğine bakmak gerekiyor. Bazen çok basit, bazen o en üst seviyede bir iş bekliyor müşteri. Diyorum ki böyle bir şey bekliyorsan şu kadar bir bütçesi var. Yani yok işte beyaz fonda düz bir şey, sağ basit bir şey istiyorsan şu kadar fiyat şu kadar olur diyorum. Ona göre bunları net bir şekilde başta konuşmak gerekiyor. Yani dediğim gibi ürün sayısı değil, ürünün ne olduğu önemli. Bir de şöyle, hani benim şahsen fiyat verirken yani günlük bazlı fiyat vermeye çalışıyorum. Çünkü o gün 10 tane de ürün olsa benim bir günüm gidiyor, çalışanları var, işte bir sürü masraf var vesaire. 50 tane de olsa bir günüm gidiyor. Bir de bunun hazırlık kısmı vesaire var. Dolayısıyla hani müşteriye de çok haksızlık olmayacak şekilde
ortalama benim için uygun olacak bir fiyat vermek gerekiyor. Doğru. Belli bir şeyi yok diyorsun abi, belli bir kural. Yok, aynen. Dediğim gibi mesela bir mücevher çekiyorsan sen ürün başı atıyorum niye 20 lira vereceksin ki? Hı-hı. Ama bir çorap ayakkabı çekiyorsan hani belki olabilir. Hı-hı. Atıyorum. Veya işte modelli, prodüksiyonlu bir işi olacaksa bunların hepsini hesaba katman lazım. Hı-hı. Bazen şehir dışına gidiyoruz. Bunun git gel, yakıt vesaire maliyeti var. Bir yer kiralanıyor. Mesela veya işte stüdyoda müşterinin istediği örnekte bir sürü aksesuar var, dekorasyon var. Bunları müşteriyle konuşmak lazım. Siz alıyorsanız ücret bu. Hazırlığı, prodüksiyonu ben hazırlayacaksam ücret bu. Bunları sürekli değindiğim şey bu. Müşteriyle net konuşmak çok önemli. Kesinlikle. Ki sonra maddi manevi emeğin boşa gitmesin. Tabii. Bir de müşteriye karşı mahcup olma tabii, durumu var. Tabii. Aynen, kesinlikle. Yaparız deyip imkanları aynen. El vermediği için kesinlikle. Yapılamayacak durumlarda yani, mahcup olma durumu ben var. Ben şahsen hani bir müşteri olarak bakmıyorum. Ben bu müşterinin işini düzgün yaparsam hem bu müşteriyle daha fazla iş yapma durumum olabilir. Hem hani derler ya iş getirir. Hı-hı. Yani siz sonuçta sadece müşteriye karşı değil piyasaya karşı da bir şeyiniz var. Bir imajınız, bir sorumluluğunuz vardır. Bu fotoğraflar yarın piyasada sorarlar kim çekti. Hı-hı. İyi bir iş yaptıysanız sizin için iyi bir şey. Hı-hı. Ama kötü bir iş ortaya koyduysanız uzun vadede, kısa vadede neyse bunun karşılığını alırsınız. Kesinlikle. Peki abi çekim sonrası süreçlerinden biraz bize bahsetmek ister misin bir şeyler? Çekim sonrası süreç de işte aslında başta müşteriyle anlaştığın süreçtir. Onu sürekli buna değiniyorum. Müşteriyle ne konuştuysan onu karşılaman gerekiyor eksiksiz. Şöyle çekim bittikten sonra aslında işin büyük bir kısmı hala devam ediyor. Düzenleme olsun, boyutlanma olsun. Bunları müşteriyle başta ne konuştun? Atıyorum biz bazen iş yapıyoruz sadece teslim et diyor. Bizim ajansımız var kendimiz yaparız diyor. İşte şeyimiz var, Photoshop'çumuz var, kendimiz yaparız diyor. O zaman öyle teslim ediyoruz. Kimisi sadece işte düzenleme yap diyor. Kimisi düzenleme, boyutlama vesaire onları yap diyor. Çünkü tabağısı trend yola göre hazırlayıp teslim ediyor. Boyutlama o şekilde. Aynen. Kimisi Amazon işte şeyine göre, özelliklerine göre istiyor. İşte kaç megabayt olacak işte fotoğrafın boyutuyla ilgili onları da hazırlayıp teslim ediyoruz. Sonra müşteriyle kaç poz anlaştın? Şimdi ürün başı diyoruz ama bunu da başta net konuşman lazım. Ürüne göre değişebiliyor tabii. Kıyafette genelde klişe. 3 poz veya 4 poz teslim ediyoruz. İşte karşıdan bir poz, yandan, sırttan, bir de kombin varsa kombinden. Bu şekilde anlaştığımız gibi onların hepsini düzenleyip teslim ediyoruz. Burada çok yine çekime göre değişebiliyor. Çok düzenleme şöyle, benden kaynaklı bir hata varsa işte arka planda başka bir obje çıktıysa ne bileyim kadrajım eğriyse vesaire onları zaten düzenliyoruz. Müşteriye o şekilde teslim edemeyiz. Dediğim gibi mesela bir makyaj ürünü çekiyorsan orada cilt düzenlemesi vesaire onları da yapman gerekiyor. Bunları şöyle çekim bir gün sürebilir ama düzenleme kısmı bazen 2-3 gün bile sürebiliyor. Çünkü bir sürü ışık, renk ne bileyim işte arka planda bazen bir şeyler yerleştirmen gerekiyor, bir şeyler kaldırman gerekiyor. Dolayısıyla çok vakit alan bir şey. O yüzden bunları da anlaşman neyse ona göre yapıp düzgün bir şekilde teslim etmen gerekiyor. Abi peki genelde sana bunlar dışında, bu konuştuklarımız dışında ne gibi sorular geliyor? Ya genellikle, daha doğrusu özellikle yeni başlamak isteyenler çok soru soruyorlar. En çok da işte hangi makineyle bu işi yapabiliriz, hangi işi kullanabiliriz? Buna benzer çok sorular geliyor. İşte atıyorum orta format gerekli mi? Crop sensör yeterli mi? Hangi lensi kullanacağız? Onları çok soruyorlar. Benim burada gördüğünüz gibi mesela stüdyo çekimlerinde GFX'i
tek kullandığım demeyeyim de en çok kullandığım lens 45-100 açıdan dolayı. Hem zaten burada açık diyafram lens çok tercih edilmiyor stüdyo çekimlerinde. Çünkü zaten en bu ışıklardan dolayı en düşük diyafram 7-8 ile çekiyoruz. 11 ile çekiyoruz. Dolayısıyla hani böyle 56-1-2 falan veya 35-1-4 o diyafram kısmı bizim için önemli değil. Orta format kullananlar bilir. Mesela sadece Fujifilm değil mesela. Feyzvan'da ne bileyim Hazır Milat'ta hiç diyafram 1.2, diyafram 1 falan lens göremezsiniz. Çünkü diyafram ne kadar açılıyorsa doku detay azalıyor. Dolayısıyla stüdyo çekimlerinde, ürün çekimlerinde özel konsept yoksa yüksek diyaframlarda kullanıyoruz. O yüzden prime değil zoomlu lens kullanmak daha avantajlı. O yüzden burada 4500 T4 kullandığım zaman da 16-55 kullanıyorum. Dediğim gibi diyafram çok önemli değil. Zaten yüksek diyafram kullanıyoruz. Benim aslında marka takıntım yok. Şu an Fujifilm kullanmamın sebebi bu makinenin bana sunduğu özelliklerdir. Yani sensör, en önem verdiğim şey sensör. Orada dinamik aralığı çok önemli. Makinenin ergonomisi çok önemli. Yani daha önceki orta formatlarla kıyaslarsak bu makine omzuma takıp gezdiğim bile olabiliyor. Elimde dikey, yatay rahatlıkla çekim yapabiliyorum. Bunların hepsi çekimde sizin için avantaj sağlıyor veya hız konusunda takip netleme konusunda çok başarılı ikisi de. Hızlı çekimler falan gerektiği zaman rahatlıkla kullanabiliyorum. Dediğim gibi hani orta format şartlı değil. T4 ile de iş yaparsınız. Ama zaman zaman öyle bir işler denk gelir ki mesela büyük baskılar gerekecek. İşte bizim kurumsal çalışmalarımız da oluyor belediyeler vesaire. Billboardlara basılacak. İşte bazen 10 katlı binayı giydiriyorlar. Dolayısıyla böyle bir makine şart oluyor. Şart oluyor. Stüdyo çekimlerinde sadece makine değil, ışık da çok önemli. Işığınız yeterliyse bütün şartları siz kendiniz, yani şöyle söyleyeyim, stüdyoda sabah akşam çekim yapabilirsiniz. Işığınız yeterliyse, yani gündüz ışığı, güneş ışığı ne bileyim, yok hava kapalıdır vesaire öyle bir derdiniz yok. Sabah başlarsınız, geceye kadar çekim yaparsınız. Yeterli ışığınız ve doğru ışığınız varsa. Burada bir sürü farklı softbox'larımız var. Belki onun üzerinde şekillendirici kullanıyoruz. Bunları neye göre karar veriyoruz? Küçük bir ürün çekiyorsak ona göre boyutunu ayarlıyoruz. Boydan bir çekim yaptığımızda işte mesela 185'lik şemsiye kullanıyoruz. İşte cephe ışıkları vesaire var. Işığınız ne kadar çoksa siz o kadar daha çok rahat edebiliyorsunuz. Dolayısıyla kalitenizden de ödünç vermemiş oluyorsunuz. Abi ışık konusu açılmışken Godox'un QT serilerini kullanıyorsun. Evet. AD serileri de var. Akülü paraflaşlar. Bunlar sana ne gibi fayda sağlıyor çekimlerinde? Ya şöyle aslında çok fayda sağlıyor. Hızlı çekimlerde özellikle HSS özelliğinden dolayı. Daha önce HSS olmayan paraflaşım vardı. Model hızlı hareket ettiği zaman yakalayamıyorduk. Bu sefer ışığın, aynı zamanda ışığın gücü de çok önemli. İşte 200 watt falan kullandığımız zamanlar oluyordu. Şimdi 600'lük var, 400'lük var. Dolayısıyla bu ışıkların özellikleri de size bayağı kolaylık sağlıyor. Şimdi stüdyo çekimlerinde aslında akülü şeye çok ihtiyaç duymayabilirsiniz ama illa setinizde bir AD600 Pro veya işte 400-200 kullanabilirsiniz. Çekime göre, işte çekim şartlarına göre her zaman AD600 kullanamayabilirsiniz. O yüzden çantanızda muhakkak bir tane AD200 veya iki tane bulundurabilirsiniz. Özellikle dış çekimlerde sana avantaj sağlıyor. Aynen, bunlar. Kesinlikle. Bazen dışarıda da olsak 2-3 ışık kaynağı gerekiyor. Dolayısıyla hem akülü paraflaşlara ihtiyacınız var, hem boyutları işte taşımadır vesaire. Yedek ışığınız olması gerekiyor. Yedek bataryalarınız olması gerekiyor. Burada sürekli şarja takabiliyorsunuz ama dışarıya çıktığınızda her zaman yedek makine, ben bir çekime gittiğimde çünkü makine farklı lensler her zaman yanında oluyor. Çünkü gittiğin ortamda nasıl bir ışık ortam var. Onu hatta mümkünse önceden araştırmak da fayda vardır. Dış çekimlerde genellikle AD
600 Pro ve AD200 var, iki tane. Onları kullanıyorum. Çekime göre, duruma göre tercih ediyorum. Abi son olarak bu işe başlamak isteyen, yani yeni başlamak isteyen kişilere karşı ne gibi önerilerin olabilir, ne gibi tavsiyelerin olabilir? Bu iş ciddi bir iş, gelişmekte olan bir alan, stüdyo fotoğrafçılığı, daha doğrusu e-ticaret fotoğrafçılığı. Burada işe başlamadan önce gerekli eğitimleri almanız gerekiyor, ekipman konusunda özellikle mesela Fujifilm'de bu konuda danışmanlık veren insanlar var işte, hem stüdyo çekim yapacağım, ona göre hangi makineyi, hangi eşiği kullanabilirim veya işte eşinizden, dostunuzdan bir yerden araştırarak doğru yatırım yapmanız lazım. Siz yanlış bir lens seçtiyseniz o lensle iş yapamazsınız. Dolayısıyla eğitim kısmına çok önem vermek gerekiyor. Yani ben bir tane makine aldım, bir tane de ışık aldım, bu işi yapıyorum değil. Bir sürü etken vardır. Dolayısıyla bu işe girmeden önce bunları doğru bir şekilde öğrenip ona göre yatırım yapmaları lazım. Hazırlıklı girmek lazım yani. Tabii, aynen, kesinlikle. Bu işe başlayanlara da başarılar diliyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz abi. Geldiğiniz için. Bu keyifli sohbet için, ben önemli bilgiler ederim. İçin. Çok sağ olun. Size de başarılar dilerim. Sana da kolay gelsin abi, biz de seni. Hadi Musa abi bizimle beraberdi arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Umarım size güzel bilgiler vermişizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Thank you.